Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Neml suresi 59-64. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. Gulilhamdülillah, de ki elhamdülillah ve selamun ala ibadihi, ve kullarına selam. Ellezîn astafe, Allah'ın seçmiş olduğu kullarına. Yani elhamdülillah de ve Allah'ın seçmiş olduğu kullara da selam olsun, böyle söyle. Bize elhamdülillah dedirten çok durumlar var. Sayısız nimetlerle karşı karşıyayız. Demek ki o nimetleri düşünüp elhamdülillah dememiz gerekiyor. Ve başta Peygamber Efendimiz gibi seçilmiş insanlara da, onlara da selam göndermek. Ve salatu selam diyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin şeklinde salatu selamda bulunuyoruz. Ve daha diğer Allah'ın seçmiş olduğu kullara, onlara da selam olsun. Bunu konuşmalarımızda, dualarımızda yapıyoruz. Allahu hayır emme yüşrikun. Allah mı hayırlı, yoksa onların şerik koştukları şeyler mi? Tabi mukayeseye girmez. Elbette alemlerin Rabbi, her şeyi yaratan, her şeyiyle hayırdır. Onların şerik koştukları putlar veya şerik koştukları neler varsa hiçbiri bir hayır, bir fayda getirmez. Emmen halagas semavat vel ard. Burada tabi yine mukayese yoluyla anlatılıyor. Yani Allah mı hayırlı, yoksa onların şerik koştukları mı denildikten sonra o ki gökleri ve yeri yarattı ve enzele lekum mines semai ma'a, semadan size bir su indirdi. Fe enbetna bihi hadaiqa zate behce, ve biz onunla gayet güzel bahçeler meydana getirdik. Ma kana lekum en tunbitu şecerahe, siz onların bir ağacını bitiremezsiniz. Yani o bahçede biten şeylerin hiçbirini bitirecek güce sahip değilsiniz. İşte bütün bunları yapan Allah mı hayırlı, yoksa elinden hiçbir şey gelmeyen, ortak Allah'a ortak koştuğunuz şerikler, putlar mı daha hayırlı? E ilahum ma Allah, yoksa Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Belhum kavmun ya'dilun, doğrusu onlar haktan udul eden, haktan sapmış olan bir topluluk. Değerli izleyenlerim, bugünkü okuyacağımız bölümde e ilahumme Allah, bu tabir 4-5 defa tekrar ediliyor. Ve bu çok vurgulu bir ifade. Allah ile beraber başka bir ilah mı var? İşte la ilahe illallah diyoruz. Allah'tan başka ilah yok. Ama soru yoluyla da bunun sorulması. İşte Allah ki her türlü hayır onun elinde. Allah mı daha hayırlı, yoksa Allah'a ortak koştukları şeyler mi? Ki Allah gökleri ve yeri yarattı. Gökten insanlar için su indirdi. Onunla gayet güzel bahçeler bitirdi. İnsanlar kendi imkanlarıyla onları bitirme özelliğine sahip değil. Buna güçleri yetmez. Bütün bunlar böyleyken e ilahum ma Allah, Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Belhum kavmun yadilun, doğrusu onlar haktan udul eden, haktan sapmış olan kimseler. Emmen cealel arda garara, o Allah yeryüzünü bir yerleşim yeri kıldı. Ve ceale hilaleha enhara, ve arzda nehirler meydana getirdi. O arazilerin arasında nehirler meydana getirdi. Ve ceale leha ravasiye, ve yine yeryüzünde dağlar yarattı. Ve ceale beynel bahreyne hacize, ve iki denizin ortasında da bir perde meydana getirdi. Tatlı su, tuzlu su, onları ayıran şeyler meydana getirdi. Hatta bir takım denizlerde tatlı sular denizin içine karıştığı halde çok uzun mesafelerde özelliği bozulmadan onları devam ettirdi. Veya sıcak su akıntıları denizin içinde ayrı bir kanal var gibi adeta diğerlerine karışmadan bunlar devam etti. Bu Allah'ın icraatlarından. İşte böyle yapan Allah mı hayırlı, yoksa insanların Allah'a şerik kılmış olduğu putlar, tağutlar mı daha hayırlı? E ilahumma Allah, Allah ile beraber başka ilah mı var?
Belekseruhum la yalemun. Doğrusu onların ekserisi bilmezler. Onların ekserisi ilimden, marifetten mahrum olan kimselerdir. Emmen yucibul muttarra izâ da'ahum. Burada da Cenab-ı Hakk'ın başka bir icraatı, mustar olanın, darda kalmış olanın duasına o cevap verir. Yani Allah darda kalmış olan, artık sebeplerin bittiği noktaya gelmiş ve ızdırar haliyle Allah'a yalvaran kimseye Allah icabet eder. Onun duasını kabul eder. Böyle olan Allah mı daha hayırlı, yoksa onların tapmış oldukları putlar mı? Putların önüne geçin, istediğiniz kadar yalvarın, ibadet edin, secdeye varın. Putların bundan haberi bile olmaz. Ama Allah semidir, alimdir. Yaptığınız duayı işitir, halinizi bilir, görür ve ona göre size cevap verir. Burada tabii her darda kalanın yaptığı dua aynen kabul olur mu? Belki buna biraz açıklık getirmemizde fayda var. Her dua Allah'a bir dilekçedir. Ve mutlaka her dua Allah'a ulaşır. Allah halimizi görmekte ve bilmektedir. Ama nasıl ki dilekçeyi verdiğimizde dilekçemiz aynen kabul edilmeyebilir. Dilekçemize her halükarda bir cevap verilir ama bu aynen kabul edilme tarzında olmayabilir. İşte Allah'a yaptığımız dualarda da ızdırar halindeki dualarda buna dahil, yaptığımız dualarda Allah dilerse aynen kabul eder, dilerse de başka şekilde kabul eder ve bir şekilde bir cevap verir. Ama bu aynen kabul edilmesi anlamına da gelmez. Şu da bir realitedir ki mustar olan kimse, yani darda kalmış, artık sebepler tamamıyla bitmiş, böyle bir durumda olan bir kimse Allah'a dua ettiğinde ortada bir perde yoktur. Allah doğrudan ehadiyetiyle, özel inayetiyle ona müteveccihtir ve onun duasını kaldırır. Onun duasına icabet eder ve o şekilde o dua makbul dualardan birisi olur. Ama gafletle yapılan dualar, bunlar Allah'a ulaşmayan, yükseltilmeyen dualardır. Bu da meselenin ayrı bir yönü. İşte mesela denize düşmüş bir insan, doğru dürüst yüzme bilmiyor. Diyelim fırtınalı bir hava, normal şartlar altında kurtulması adeta mümkün değil. İşte kırık bir tahta parçası ancak bulabilmiş, tahta parçasına tutunmuş, Allah'a yalvarıyor. Aman ya Rabbi, beni kurtar diyor. Onun duası hürmetine denizin hiddeti, şiddeti inmeye başlar ve Allah-u Teala onu sahili selamete çıkarır. Veya bir Hazreti Yunus örneğini hatırlayacak olursak, balığın karnına düşüyor. Balığın karnında La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin diyor, dua ediyor. Ve Cenab-ı Hak da duasına icabet ediyor. Normalde onu yiyebilecek olan balık, onun için adeta bir denizaltı görevi yapıyor. Onu ta sahil selamete kadar taşıyor ve karnından onu dışarıya çıkarıyor. Ve Hazreti Yunus Aleyhisselam orada şecere-i yaktin denilen bir ağacın altında Cenab-ı Hakk'ın özel lütfuna mazhar oluyor, iyileşiyor ve tekrar kavmine elçi olarak dönüyor. Bu manada baktığımızda her birimizin hayatında ızdırar halinde yapmış olduğumuz dualara icabet edildiğini görmüşüzdür. Ve o sıkıntılı hallerden kurtulduğumuza şahit olmuşuzdur. Yani Cenab-ı Hak ızdırar halinde yapılan dualara icabet etmektedir. Ve yekşifu su'e, ve o kötü durumu ortadan kaldırır. Yani milletlerin de hayatında çok kötü günler vardır. Ama kötü gün hep kötü olarak devam etmez. İşte gece karanlık olabilir, karanlıktır da. Ama neticede sabahın aydınlığı bunu takip eder. Kış çok çetindir, insanları üşütür. İnsanlar o celali tecelli karşısında feryadı figan ederler. Ama neticede bahar gelir ve baharda hava mutedil hale gelir. Ve yaz geldiğinde de bol bol nimetlere mazhar olurlar. İşte nasıl ki tekvini alemde Cenab-ı Hakk'ın celal cemal tecellileri birbirini böyle takip ediyor, bizlerin de hayatında elbette çok sıkıntılı zamanlar da oluyor. Milletlerin hayatında, mukadderatında
çok zor dönemler oluyor. Ama insanlar Allah'a iltica etmişse Allah onlara bir şekilde bir çıkış yolu gösteriyor. Ve o sıkıntılı durumdan onları kurtarıyor. Ve yec'alukum hulefâ'el ard. Ve o sizi arzın halifeleri yapıyor. Yeryüzünün hükümranı, yeryüzünde Allah namına tasarrufa mezun yetkili kimseler haline getiriyor. İşte böyle yapan Allah mı hayırlı, yoksa onların Allah'a şerik koşmuş oldukları şeyler mi? E ilahum ma Allah, Allah ile beraber başka ilah mı var? Galilen ma tezekkerun, ne de az tezekkür ediyorsunuz. Yani Allah ile beraber başka ilah yok. Siz çaresiz kaldığınızda size çare gösterecek yok. Ancak Allah size derdinize derman olur. Allah sizi o sıkıntılı durumlardan kurtarır. Emmen yehdikum fi zulümatil berri vel bahr. Karanın ve denizin karanlıklarında size hidayet eder. Yani Allah sizler karadayken veya denizdeyken, karanlıklar içerisinde bulunduğunuz zamanlarda o size yol gösterir. Denizdeyken diyelim kutup yıldızlarıyla, daha diğer yıldızlarla size yol gösterir. Hatta öyle durumlar oluyor ki denizde gidenler yollarını kaybetmiş vaziyette. Bakıyorsunuz bir yunus balığı onlara rehberlik yapıyor. Onları ta sahile kadar götürüyor, refakat ediyor. Ve bu manada Cenab-ı Hak onu demek ki istihdam ediyor. Veya yeryüzünde yaşadığımız zaman dilimi içerisinde zaman zaman çok karanlık durumlarla karşılaşıyoruz. Allah-u Teala yeryüzünde de insanlara yol gösteriyor. Ve alamet, Allah yeryüzüne alametler bırakmış ve her yer diğer yerlerden daha farklı özelliklere sahip. Böylece eşyayı biz birbirinden ayırt edebiliyoruz ve yollarımızı bulabiliyoruz. Böylece bir hidayetle karşı karşıya kalıyoruz. Demek ki gerek karada gerek denizde insan karanlıklar içerisinde olabilir ama Allah o karanlıklardan insanları lütfuyla nura çıkarır, aydınlığa çıkarır. E ilahum ma Allah, Allah ile beraber başka ilah mı var? Fe teala Allahu amma yüşrikun. Allah onların şerik koşmuş oldukları şeylerden çok yüce, çok münezzehtir. Emmen yebdaul halqa thumma yu'iduhu. Allah önce yaratır, sonra da onu iade eder. Yani yaratmak da ondandır, iade etmek de yine ondandır. Ve men yarzukukum mines sema'i vel ard. Ve semadan ve arzdan size rızık gönderir. Yani başlangıçta yoktan yaratan, sonra yeniden iade edecek olan ve semadan ve arzdan size rızık gönderen mi daha hayırlıdır? Yoksa sizin şerik koşmuş olduğunuz, Allah'a ortak koştuğunuz şeyler mi? E ilahumma Allah, Allah ile beraber bir ilah mı var? Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Eğer sadık iseniz haydi burhanınızı gösterin, delilinizi gösterin. O şekilde davanızı ispat edin. Değerli izleyenlerim, burada yaklaşık bir sayfalık bölümde farklı bir üslupla Allah-u Teala insanların bir takım böyle şerikler edinmesini reddediyor ve bütün bu tasarrufları yapanın sadece ve sadece Allah olduğunu, Allah'ın mülkünde meydana gelen bütün olaylarda asla bir şeriki olmadığını çok etkili, belagatlı bir üslupla insanlara anlatıyor. Tabii ayetin muhatabı her şeyden önce kafirlerdir, Allah'a şirk koşanlardır. Onlara yönelik bir şekilde evet siz Allah'a şirk koşuyorsunuz ama sizin şerik koştuğunuz şeyler bunları yapabilir mi? Bu mana kendini hissettirmekte. Ama öte yandan her insana bakan, her Müslümana bakan yönüyle de insan kendini bazen Allah'a şerik yapıyor belki farkına varmadan. Yani ben yolumu bulurum, ben işimi bilirim, ben kendi ilmimle servet kazanırım gibi. Bunları nefsine verme tarzında durumlar oluyor. Halbuki alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam
Vellezî nefsi biyedihi demiş. Yani nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Peygamberimiz kendini kendine malik görmüyor. Kendini Allah'ın tasarrufunda görüyor. Ve Kur'an'ın yine bize bir dersi, bütün iyilikler Allah'tandır, kötülükler ise nefistendir. Kur'an bize bunu anlatıyor. Böyle olunca bir insan kendi nefsini Allah'a şerik kılmaz. Tabiatı, sebepleri Allah'a şerik kılmaz. İşte Kur'an-ı Kerim'de okumuş olduğumuz bu gibi ayetler bu noktada bize ders veriyor, elimizden tutuyor ve nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini, nasıl bir düşünceyle aleme bakmamız gerektiğini bize anlatıyor. Yaratma noktasındaki son ayeti kısaca değerlendirecek olursak, Allah yoktan yaratıyor. Yani Allah'tan başka yoktan yaratan yok. İşte insanlar bir şeyler yapıyorlar ama insanların hiçbiri yoktan bir şey meydana getiremez. Kendileri zaten yaratılmıştır. Yaratılmış olan bir şey elbette yaratıcı olamaz. İnsan bu kadar bir şeyler yapıyorken yaratıcı olamazsa elbette insanın dışında hiçbir varlık yaratma noktasında Allah'a şerik değildir. Hepsi yaratılmıştır. Mesela bazı kavimler güneşi Allah'a şerik kılmışlar. Günümüzde bazıları ineği kutsal kabul ediyorlar. Bazıları ruhsal bir takım güçlere inanıyorlar ve Allah'ın tasarrufatını bu gibi şeriklere taksim ediyorlar. Halbuki la şerike leh, Allah'ın asla şeriki yok. Ne zatında, ne sıfatlarında, ne rububiyetinde, ne de fiillerinde Allah'ın bir şeriki, ortağı söz konusu değil. Ve ayetin devamında rızık verme hakikatına dikkat çekiliyor. Allah semadan ve arzdan rızık gönderiyor. Yani Allah'tan başka rızık gönderen yok. Rızkı o yaratıyor. Diyelim ki yerden bitenleri görüyoruz. Bitkiler, işte çiçekler, otlar, bu arada büyük büyük ağaçlar, o ağaçlarda meydana gelen meyveler, bunlar yerden bize gönderilmiş olan meyveler. Ne kadar güzel. Ayet-i Kerime semadan da rızık gönderiyor diyor. Mesela Kur'an semavi bir hitaptır. Bizim akıllarımızın, ruhlarımızın gıdasıdır. Semadan bir rızıktır bizim için. Kalbimize gelen ilhamlar, yani vahiy kapısı kapalıdır ama Allah insanlara adeta özel bir hitap ile yönlendirici ilhamlarda bulunabilir. Bu da yine manevi bir rızık durumundadır. Öte yandan yeryüzünde hayatın meydana gelebilmesi için güneşe ihtiyaç var, havaya, suya, yağmura ihtiyaç var. Bunlar semadan bize geliyor. Böyle olunca rızkımız bize hem semadan hem de arzdan gönderiliyor. İşte ayet ilahumma Allah, yani Allah ile beraber başka ilah mı var? Kim bunları yapabilir? Bu noktaya dikkat çekiyor ve Allah'ın asla bir şeriki olmadığını bizlere bildiriyor. Cenab-ı Hak tamamen tevhide dayalı bir inancı yerleştirmeyi ve ona göre yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.